Avcı dostu Yekpa Mühendislik, Cengiz Başkan'la gündemi sunar. İyi akşamlar. Cengiz Başkan'la gündem canlı yayın başlıyor. Her zamanki olduğu gibi konuklarımız bir tanesi Mahmut abimiz. Mahmut Kuley'in şu anda yolda navigasyonu şaşırmış durumda. Onu bekliyoruz ama onu beklemeden önce konuğumu da tanıtmadan önce hemen gündemden fazla bir şeyden bahsetmek istemiyorum. Gündemde şu anda en önemli olan şeylerden bütün avcıların kilitlendiği bir konu. 3 Mayıs'ta Merkez Av Komisyonu. Merkez Av Komisyonu'ndan 9 bölge temsilcimiz. Bu arkadaşlarıma 5 programdır söylüyorum. Bölge temsilcili arkadaşlar lütfen beraberlik yapalım. Avcı bir günüdür. Lütfen dikkat edelim. Çünkü dikkatimi çeken, yayınlanan küçük bir paragrafa dikkat çekmelerini istiyorum. Merkez Av Komisyonu'nun ikinci bölümünde, bakın yeni çıkan bir şey, buna lütfen dikkat edelim temsilciler. İkinci veya dördüncü bendinde avlama tanımı, üçüncü maddenin 4-5. Bentlerine doğru olmayan yetkilendirme. Tüm yetkileri bu maddelerde makı etkisizleştirme var. Onun için diyorum bölge temsilcilerine arkadaşlar lütfen dikkat edin. 4-5 bentlerine dikkatle okuyun. Kararınızı 9 temsilcimiz alsın. Ve bütün temsilcilerine buradan iyi akşamlar diliyorum. İnşallah hayırlı bir haberle beklerler. Ve bu MAK'la ilgili söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah karardan sonra tam metnini açıklayacağız. İnşallah bir problem olmaz diye düşünüyorum. Herkese hayırlı olsun diyorum ve hemen konuğuma dönüyorum. Herkesin tanıdığı doyen, federasyon kurucusu, her şeyi var. Mehmet Emin Esenkova. Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, sağ ol, teşekkürler Cengiz Başkan. Programınızda başarılar diliyorum. Sağ ol, öncelikle teşekkür. Uzun zamandır av ve yaban hayatına çok hizmetler verdiğiniz için size bir çulluk plaketi hediye ediyorum. Çok teşekkür ederim. 3 boyutludur, altın kaplama. Bunu zoomlayabilir miyiz? Altın? Altın kaplama. Ya millet şey zannetmesin. 3 boyutlu. İşte 3 boyutlu. Arkadaşlar bunu bir zoomlayalım. En güzel hediyelerden bir tane. Emin Esenkova'dan inanın bunu almak. Bunu severek yakama takacağım bunu. Evet, şu anda ekranda göründüğü gibi. Emin Esenkova, herhalde 14 yılda çalışmamızın bir bedeli olarak çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Ve buraya koyuyorum, severek yakamda taşıyacağım. Evet. Hemen Mahmut abi gelmeden, biliyorsunuz Mahmut abi bu ara yolda hep trafiğe takılır, her zamanki halidir. Ben hemen size şunu sorayım o zaman. Esenkova, av yönetimi, daire başkanlığı ve bağlı birimlerin müdürlerikle ilgili ne düşünüyorsunuz? Öncelikle sözlerime başlamadan önce tüm Türkiye'ye, Türk vatandaşlarına, Türk avcılarına, ayrıca Aksicin ve Güngörmez köylülerine, özellikle avı orada öğrendiğim için ve Bulgaristan'dan meşhur avcılardan Paco, Romanya'dan Doktor Mirça, Slovenya'dan Kamzinova ve Rusya Federasyonu'ndan Maxim Bay Lipes'teki Bay Maxim'e de selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Ayrıca bize bu programla ilgili yazmış olduğumuz maille alakalı Milli Parklar Doğa ve Koruma Genel Müdürü
Sayın Nurettin Taş'tan evet. bize sunmuş olduğu, göndermiş olduğu başarılarla ilgili tebrikleri ve Avcılık Atıcılık Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Sayın Senih Yazgan'dan başarılı bir yayın olması dileklerini de ayrıca iletmek istiyorum. Bayağı maşallah hep uluslararası çalıştığımızı evet, uluslararası bildiğim için. Buyurun Emin Bey. Şimdi 4915 sayılı MAK kararlarını konuşuyoruz, doğru mudur? Evet. Yönetim Daire Başkanlığı hakkında. Yönetim Daire Başkanları ile ilgili ufak bir inceleme yaptım ben. Evet. Av Yönetimi Dairesi Başkanlığı toplam 5 şubeden oluşuyor. Etüt Envanter Şube Müdürlüğü, Av Turizmi ve Avlak Yönetim Şube Müdürlüğü, Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü, Avcılık Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Yaban Hayatı Üretim Şube Müdürlüğü. Ben bunları bu arkadaşlarımızı, bu beyefendilere MAK kararlarıyla ilgili kendilerini aradım telefonla. Biraz bilgi de aldım. Söylemek istediklerim MAK'la ilgili birkaç tane şey var. 5-5-1937 yılında çıkan Kara Avcılığı Kanunu 1 Temmuz 2003 yılında tekrardan 4915 sayılı kara avcılığı olarak düzenlenmiş durumdaydı. Aradan yaklaşık 14 sene geçti ama Merkez Av Komisyonu ile ilgili söylemek istediğim şey şu, yasanın tekrardan revize edilmesi, tekrardan gündeme gelmesi, güncellenmesi ve yapılmış olan yanlışlıkların da düzeltilmesi. Av Yönetimi Dairesi Başkanlığı'nda özellikle ilgimi çeken Avcılık Hizmetleri Şube Müdürlüğü. Evet, bunu sizinle görüşmüştük. Evet. Ne burada ne bir şeyler var dedi. Ben Avcılık Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün ne iş yaptığını merak ediyorum tabii dolayısıyla. Bununla ilgili soruyu sorduğumuz vakit bize yasadaki şeyi gösteriyorlar, yasaya yönlendiriyorlar ve buradan bakmamız gerektiğini söylüyorlar. Mahmut Kuley'in. Şimdi burada dikkatimi çeken 4009 MAK kararları ile ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. MAK kararları 21 üyeden oluşuyor biliyorsunuz. Evet. Evet. 9'da biziz. Burada evet. bir şeylik var. Burada bakın merkezde bakanın ve müsteşarın başkanlığında bakanlık ve genel müdürü merkez teşkilatı ile ilgili birimlerden 3. Bitki koruma uzmanı 1. Bitki koruma uzmanının MAK kararlarında ne işi var? Veteriner hekim olmak üzere Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'ndan 2. Jandarma Genel Komutanlığı Orman Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Orman Fakülteleri ve Gönüllü Kuruluşlardan birer. 9 coğrafi bölge esas alınarak belirlenecek avcı kuruluşlarından 9 özel avlak temsilcisi 1 olmak üzere toplam 21 adet üye var. MAK kararları biliyorsunuz önce ilçe av komisyonlarında, daha sonra il av komisyonlarında, sonra da Ankara'da Merkez Av Komisyonu yapılmak üzere toplanıyor ve kararlar alınıyor. Bakanlığı aradım da ben şunu sordum. Dedim ki siz bu MAK'la ilgili çalışmalarınızda acaba yapmış olduğunuz ya da sunacağınız MAK kararlarını bizim konfederasyona, federasyonlara ilettiniz mi? Duyduğum kadarıyla federasyonlar ve konfederasyonlar bu konuda çok bilgi sahibi olamadılar. Ama yani pardon, şu son saniyede... Siz mi diyorsunuz onlara? Evet, evet, siz evet. mi diyorsunuz onlar ben söylüyorum, mı söylüyor? Ben söylüyorum. Şu son saniyelerde aldığım bilgiler doğrultusunda resmi gazetede yayınlanmış. Evet, ben az önce tam evet. açıklama yapmadım. Arkadaşların dikkat çekmesi için söyledim onu. 4-5. bentlerde bu maddelere dikkat etsinler dedim. Hani bir dahaki programda tüm yetkilere... MAK'te etkisizleştiriyor. Yani biz zaten 9'u 11 zaten 1-0 geriden gidiyoruz orada. Orada da biliyorsunuz bir adaletsizlik var ya. Evet, bu adaletsizliği belki zamanında bu 2003 yılında
yasayla ilgili çalışmalarımızı o dönemde bizler çok büyük efor sarf etmiştik ve çok büyük çalışmalar yapmıştık. Ankara'lara gidip gelinmişti. Orada herhalde düşündüğüm kadarıyla bu sayıda bir oransızlık var. Bu sayı oransızlığının bir kere eşitlenmesi lazım. Dolayısıyla Merkez Av Komisyonu sadece değil, 4915 sayılı kara avcılığı kanunun tekrardan yapılandırılması lazım. Bununla ilgili ne yapmak lazım? En başta bizim konfederasyonumuza çok büyük görev düşüyor. Federasyonların bir şekilde birlikte çalışıp, konfederasyonla birlikte hareket edip, konfederasyon yasayla ilgili çalışmalarını Ankara'ya sunmaları gerekir. Acaba konfederasyon gerçekten 4915 sayılı kanunu düşünüp de tekrardan yapılandırılmasını düşünüyor mu? Ya da bununla ilgili çalışmaları var mı? Ben artık federasyondan biraz uzağım. Bir avcıyım, sivil bir avcıyım. Dolayısıyla benim söz hakkım da fazla yok. Sadece bu yöre olarak. Estağfurullah ama ilk beraber kurduğumuz Marmara Av Yaban Hayatı Federasyonu çok büyük projeli şeylerde projelere imza atmışsın. Yani benim bildiğim televizyonlarda devamlı söylediğim en son yapılan İstanbul'daki Evanter çalışmalarını bir tanesi mimarı sensin. Evet. 10 yıl önce aşağı yukarı değil mi? 10 yıl evet. önce Evan'da arazide kaç ay kalmıştın? Yani yaklaşık 6 ay. 6 ay arazide. Çalışma. İşte ben ona Evanter çalışma. Ondan sonra yapılan Evanterleri zaten artık söylemek istemiyorum. Dilimde kıl bitti zaten söyle. Devam edelim Sayın Emin Bey. Buyurun. O dönemde yine MAK'la ilgili söylemek istediğim şeyler birkaç tane notum var. Acaba o tarihlerde yapılan çalışmalarda biz yasaya etüt envanterin dışında avcı eğitimini koyduk. Gerçekten bir avcının eğitilmesi lazım. Avcının çıtasının yükseltilmesi lazım. Bunun dışında avlanma pulunu koyduk. Avlanma pulunu koyduğumuz vakit avcılar bize karşı geldi. Ya dediler avlanmanın da pulu mu olur? Yani biz bir de para mı ödeyeceğiz? Biz bu pulların geri dönüşümü konfederasyondan da federasyonlara, oradan da derneklere gelir. Ek bir gelir sağlaması için çalıştık. Ancak yasaya yine baktığımızda notlarım içerisinde 4915 sayının 10. maddesi de şöyle geçiyor. Toplanan gelirlerin kullanımı, bakanlık av ve yaban hayvanlarının korunması, geliştirilmesi, av ve yaban hayatı yönetimi, avlakların kurulması, yaban hayvanların hastalıkları ile mücadele edilmesi, avcıların eğitilmesi, avcılığın ve av turizminin geliştirilmesi için döner sermaye işletmesinde bu kanun uyarınca toplam ve toplanan gelirin tamamı kullanılır. Yani ama avcıya hiçbir şey kalmıyor buradan. Evet, hiçbir şey kalmıyor da diyor ki bunları nasıl veriyor, böyle şeyini uyduruyorlar böyle. Hani öyle başla millet, avcılar yanlış anlayabilir seni. Siz onu yani avcıya dönük olarak, ama bu tamamen tam tersi evet. oluyor şu anda. Yani bir kulüplerden bildiğim bir 20 lira 25 lira puldan pay, ama federasyon konfederasyonlara Allah'a emanet, hiçbir gelirleri olmayan ve Ankara'da sıkıntılar çeken çok zor durumda olan bir arkadaşlarım kendi imkanlarıyla yani bu çalışmaları yapıyor konfederasyonumuz. Yani derneklerin, federasyonun ve özellikle konfederasyonun bir geliri olmadığı takdirde oradaki konfederasyondaki arkadaşlarımızın devamlı bir finans sağlaması nereye kadar ilerleyebilir? Nereye kadar yaptırıcı olabilir? Ne kadar mücadele edebilirler? Ama bu arada tabii konfederasyona şunu da söylemek istiyorum. 2003 yılında bizim federasyonu kurduktan sonra Türkiye'nin ilk sivil toplum kuruluşlarından bir tanesidir Marmara Av ve Yaban Hayatı Federasyonu. 5 kulüple kurulmuştur. Hedef şuydu. Toplamda 9 coğrafi bölgede 9 federasyon ve 1 konfederasyon. Bu kadar yılda, bakın 14 yıl geçti Sayın Başkan. 14 yılda konfederasyon ne yaptı? Neler yapabildi? Neden yapamadı?
Bunlar hepsi soru işaretleri. Zaten bir birlik, beraberlik neden oluşamadı? Bu şimdi zaten sorularımdan bir tanesi de oydu zaten. 14 yıldır nereye geldik biz? Siz gözlemci olan, ilk kurucu olan MAF beraber kurduğumuz, sence göz yani baktığın zaman bir şey değişti mi? Aynı yerde miyiz diyor. Biz aynı yerde değiliz. Biz daha gerideyiz. Daha geride. Daha gerideyiz. Benim görüşüm daha geride. Şöyle ki bugün 14 yılda bizler Türkiye'de yaşayan, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan avcılar olarak avımızın daha fazla olması, üretimimizin daha fazla olması, dolayısıyla yabanın da daha fazla olması gerekirken maalesef çeşitli şeylerde, çeşitli konulardan dolayı engelleniyoruz. Bir taraftan MAK, bir taraftan Koruma Şube Müdürlüğü, bir taraftan yasalar, bir taraftan yönetmelikler, bir taraftan devlet mi, özel mi, genel mi, köy tüzel avlığa mı? Onlar. Merkez Av Komisyonu'nda dağıtılan haritaların yeterli derecede olmaması, avcının nerede avlanacağını bilememesi, kotalar, limitler, göçmen kuşlarla ilgili çalışmalar. Bakın mesela bu son geçtiğimiz yıllar içerisinde Türkiye'ye çeşitli göçler oldu. Bulgaristan bana bunu seni Yazgan Bey söyledi. Çift tel yapmış. O nedir onu? Çift tel şeyle alakalı. Yani yabancı kişilerin kendi topraklarına girmemesi için. E ne oluyor? Göç yollarında çift tel yaptığın vakit, bir bıldırcını düşündüğümüz vakit, göç kuşu. Bu hepsi her zaman belli mesafede uçmuyor ki. Alçalıyor. Ve araziye iniyor. E araziye indiği vakit teli görebilmesi mümkün değil ki. Teli göremediği gibi, dolayısıyla teli göremediği gibi oralarda telef oluyor. Bu da çok önemli bir şey. Bu çift telli olay ne? Nasıl bir şey? Yani bildiğimiz tel örgü gibi bir şey mi yapıyorlar? Evet, çift tel örgü yapmışlar. Evet, tel peki yapmış. Nasıl onu hesaplıyorlar? Bıldırcın havanın şartına göre yüksek uçar, alçak uçar. İşte onunla alakalı değil. Çift teli. Yani yabancılarla alakalı yapmışlar. Ben ilk defa duyuyorum ben bunu. Evet, ben de şaşırdım. Bana da şey söyledi, Sayın Senih Yazgan Bey söyledi. Biliyorsunuz kendisi federasyonda, demin de söylemiştim, önemli bir görevde. Ve ayrıca bir şey daha, onu da not olarak söylemek istiyorum. Sayın Mahmut Kuley'in, hoş geldiniz. Bu arada da ben şu anda... Şöyle yapalım. Sen bu kadar bilgileri aldın da ünvanlarını şeyler ben bildiğim aldı ama bilmeyen yeni avcı kesimler var. Mahmut abi de aynı öyle. Yani evet. Mahmut abi de şu anda geldi karşımızda epeydir görmediğimiz bir abimiz. Bunlar ağır top olduğu için ağır geliyorlar bunlar. Şöyle diyeyim. Bu arada sizin ünvanlarınız ben sayayım, tanısınlar seni. Peki. Bu konuda. Ben bildiğim için ama bilmeyen arkadaşlar var. Arkadaşlar Türkiye'de Esenkova, siz avcılık için ilk neler imza attınız dediğim zaman, hani bu neler yaptığı için, her konuyu bildiği için, hani daha çok benim görüşümde ve öyledir inanıyorum. Mesela örneğin Türkiye'de Filtray, Etüt Evanter, avcı eğitimi, avlanma pulu, 4900 sayılı yasa ile MAK'ın yapılanması, avcının temel eğitim ve kitabının tekrardan revize edilmesi, Mayhaf'ın beraber Mahmut abi, ben, o da işte arkadaşlarımız var, kurucuları. Ve şu bakın arkadaşlar, şunu kimse bilmez. Şu anda konfederasyondayız ama konfederasyonun orijinal adı, bak yeni başkan da bilmez, Tayhak'tı. Şimdi Ayhak diyoruz. Niye? Tayhak Türkiye olduğu için, bunun için bayağı mücadele eden Mahmut abimiz geldi zaten. Onu da biraz da izah edebilir. Gerçek orijinal adı Tayhak'tır. Yeni olanlar da bu çalışmalarda beraber üçümüz de vardık. Bu arada Türkiye Avcılar Birliği Federasyonu'ndan önce imza altına alınan 367 kulüp Türkiye genelinde özel devlet genel avlaklar için çalışmalar, köy tüzel avlakları ile yasa çalışmaları, sonuç ne oldu?
Bu konuyla ilgili Sayın Esenko arkadaşımdan bu bilgilere, yani bu kadar bu olaya vakıf tanımayanlar için bunu söyledim ki, yani ne kadar biliyor bu şeylerdi, bayağı donanımlı ve Emin Esenko Hanım, bakın arkadaşlar ben size söyleyeyim. Ne zaman arayın, ne zaman, şimdi bu ara bayağı bir ara kaldı. Ben onu sağ olsun Mahmut abiyle zorla getirdik zaten buraya, pek çıkmak istemeyen. Ama ben bilgilerinden çok yararlandığım ve onları örnek aldığım arkadaşlarımdan bir tanesidir. Ama şöyle bir şey var burada. Bununla ilgili dememin nedenlerinden bir tanesi, bunlar bakın arkadaşlar Türkiye'nin ilk kurucuları. Bunları yine yanımıza rica minnet almamız lazım bilgilerinden. Esenko Hanım'ın yanına ne zaman giderse muhakkak bir proje vardır. Ben şunu da iddia ediyorum. Konfederasyon kurulduktan sonra, yani onun kadar da hakikaten birlik beraber dediği zaman bir böyle tam anlamıyla böyle dolu bir klasör, bir projeyle bir sunduğumuzu maalesef göremedim. Ama inanıyorum, benim arkadaşlarım koşuyor, mücadele ediyor. İnşallah bunu başaracağız diye düşünüyorum. Ve teşekkür ediyorum bu konuda ve hemen Mahmut abiye döneyim. Şu anda da karşımızda gelen Mahmut Kuleyin. Hoş geldin Mahmut abi. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Rica ederim abi. Konularla ilgili tabii ben gündem maddelerinde neler var bilmiyorum. Ama sevgili Emin kardeşim bana biraz bilgi verdi. Onun için bir ön hazırlık yaptım, geldim. Sizin sorularınız nelerdir? Avcı arkadaşlarımızı, köylü arkadaşlarımızı nasıl bilgilendiririz? Yardımcı olmaya çalışayım. Zaten Mahmut abi sen biliyorsun ya, bizden yani kat kat şey, inşallah senin bilgilerinde inan. Bunlar zaten senin için şeyi gibi, yani böyle oyuncak cümleler gibi. Birkaç gün çalıştım, sizinle ilgili sorular hazırladım. Ve bu an gelmişken hemen zaman kaybetmeden mesela örneğin hemen şunu sorayım size. Şu anda biliyorsunuz 3 Mayıs'ta MAK kararları var. Duydum. Ne yapacağız? 9 tane temsilcimiz var. Şu anda gelir aya hemen gazetede yayınladı ama tam açıklamasını yapmadım. Şunu dedim. Orada çok dikkatimi çeken bir şey. Sen hemen zaten anlayacaksın onu. 3. maddenin 4-5 bentlerinde doğru olmayan yetkilendirme. Tüm yetkileri bu maddelerde MAK'ı etkisiz hale geliyor. Av yönetim daire başkanlığına devrediyor. Bunun sonucu nedir biliyor musun? Bence, görüşüm, belki nacizane görüşüm, daha net söylemeyeyim onu da, çıktıktan sonra av bizi içine sokacaklar diye düşünüyorum. Ve bu arada da diyorum şunu, MAK kararları ile ilgili ne düşünüyorsun abi? Şimdi bakın, bizim bu MAK kararlarını içeren 4915 sayılı kara avcılığımız kanunu geçmiş yıllarda, hatırlayanlar olacaklardır, 37 sene, 38 sene yakın eski bir kara avcılığı kanunla yürütülmekteydi. Yani şöyle düşünün ki o 3167 idi yanılmıyorsam o yasa. Evet abi, 300. Kara kaplumbağalarının sürüngenler olarak avını dahi her gün serbest bırakan bir yasaydı. Anlayın. Bunun değişmesi gerekiyordu. Dolayısıyla bu 4915 yapılırken esas en önemli konu, avcılara verilmesi gereken mesaj burada, yasanın birinci maddesidir. Bırakın ilk önce MAK'ı, yasanın birinci maddesi der ki, ey bakanlık, ey bakanlığın yetkilileri, siz sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinde bu işi yapın der. Orada tabii direkt bu tabir kullanılmıyor ama kamu ve hukuk tüzel kişilikleriyle birlikte çalışın der. İşbirliğine yöneltir. Birinci madde. Biz bunu isteyerek buraya soktuk. Dedik ki sadece Türkiye'de Merkez Av Komisyonu toplanıp kararlar alması bakanlığın önerileriyle yeterli değil. Dolayısıyla orada maalesef bu işbirliği bugüne kadar aksatılmış durumdadır. Bundan bir evvelki genel müdürün bir açıklaması vardı. Ona yani serzenişte bulunmak istemiyorum ama der ki biz yasada değişiklik yapacağız. Avcı kuruluşlarıyla işbirliği, yani av biz filan yapacaksak avcı kuruluşlarıyla yapacağız gibi bir açıklaması var. Bu şunu gösteriyor.
Yasanın içeriğini maalesef bu konuyla ilgili olan Orman Bakanlığı yetkililerinin tam vakıf olmadığını gösteriyor. Birinci madde işbirliğini gösterir. Şimdi geliyoruz işbirliğine, nasıl yapacaksınız? Bakınız, Türkiye coğrafi olarak 7 bölgeden oluşuyor. Orman Bakanlığı ise o tarihlerde, yasanın çıktığı 2003 yılında ve halen de öyle, 9 bölge teşkilatı olarak çalışır. Bizler çalıştaylarda görev aldık ve bu yasa çıkmadan önce dedik ki bakın, sivil toplum kuruluşlarıyla yakın işbirliğine girmek için bunları da 9 bölge paralelinde örgütleyin. Nasıl olur bu? Marmara Orman Bölge Müdürlüğü varsa Marmara bölgesinin avcılarını kale alacak bir çalışmaya girilsin. Ege Orman Bölge Müdürlüğü varsa Ege'nin avcılarıyla işbirliği. Dolayısıyla o 9 rakamı oradan çıkmıştır. Yani Orman Bakanlığı 9 bölge çalışıyor. O 9 bölge rahat işbirliği kursun diye bu ilçelerdeki, illerdeki avcı kuruluşlarıyla işbirliğe girsin. Ama maalesef bugüne kadar öyle dört dörtlük bir işbirliği yapılmamıştır. Şimdi bizim bütün sorunumuz ne biliyor musunuz? Bunu açıkça söylemek lazım. Avrupa Birliği'ne giriş sürecindeydi o tarihlerde Türkiye. Şu anda maalesef biz o yoldan da biraz geri plana atıldık. Geçtiğimiz günlerde. Şimdi bunun amacı şuydu. Her ne olursa olsun Avrupa'yla uyum sürecinde yapılması lazım her şeyin. Onun için bize diretme demiyorum. Avrupa soruyor. Kardeşim, senin Türkiye olarak kaç tane avcın var? Ortaya çıkaracaksın. Senin avlanma bölgelerin nedir? Çünkü biz farklı bir konumdayız. Bakın size bir örnek vereyim. Ormanlarımızı ele alalım. Bu işi Orman Bakanlığı bakıyor. Türkiye ormanlarının %99'u devletindir. Evet. %1'i özel mülkiyettedir. Şimdi Avrupa'ya bakıyorsunuz. Tersi. Dolayısıyla sizin orada çalışmalarınızla, yani Avrupa Birliği'ndeki uygulamalarla bizdeki uygulamaları bütünleştirmenin, bir araya getirmenin mümkünatı yok. Değişik sistemler uygulanması lazım. Zaten Mahmut abi şu değil mi? Senin en çok da bildiğin Avrupa'da Almanya'daki avcılık sistemi. Orada mak kararı nasıl alınıyor? Şimdi nasıl, Almanya'da mak nasıl kararı oluyor diye bir şey yok. Ne ya var? Ben de biliyorum da bilsene ya. Bir Almanya diyoruz Avrupa'ya. Tam adamına soruyorsunuz. Onun için yani konsoloslukta görevli olduğum onu için. Bırak görevimi benim 35 yıl konsoloslukta görev yaptığımı. Yani. Nasıl ben oluyor? Aynı zamanda Alman avcılık belgesine de sahip bir kişiyim. Yani bizde olduğu gibi böyle biliyor herkes, avcı arkadaşlarımız, köylü arkadaşlarımız bunun nasıl olduğunu biliyorlar. İşte şu sorulara hazırlan, sen o sorulardan seni sokacağız, geçersin, avcılık belgesi alırsın. Orada öyle değil. Orada şöyle düşünün, şu anda Almanya'da bizim kadar nüfusu var, 360 bin avcı belgesi olan avcı var. Bizde 143 bin. 360 bin bakın. Bunların 93 bini kadın avcı. Kadın avcı. Oo, 93 bayağı bini. Yani kadının olduğu yerde düzen de vardır. Onu da söylemek istiyorum. Neden? Çünkü çevre koruması yapacaksın. Popülasyonun gelişmesi için üretime katkın olacak. Birçok husus var, birçok şey var. Şimdi Almanya'yla Türkiye'nin makını mukayese etmek mümkün değil. Neden? Çünkü adamlarda federatif sistem var. Adamlarda 18 eyalet var. 18 eyaletin her birinde avcılıkla ilgili farklı uygulama edemeyeceğim. Merkezi bir uygulama sistemi var ama revir dedikleri, yani avlak dedikleri sisteme dönmüş. Çünkü malın sahibi devlet değil orada. Malın sahibi kişiler. Özel mülkiyette her şey. Şimdi örnek vereyim. Sizin diyelim 75 hektar bir ormanınız var. Ama sizin avla mavla hiç alakanız yok. Ama sizin o 75 hektarlık ormanınızın içinde diyelim ki av hayvanları var. Yaban hayatı yaşıyor. Yaban hayatının popülasyonu önemli. Yaban hayatının avlanılır, yani sürdürülebilir avcılık önemli.
Bütün bu sistem içerisinde adamlar tutuyorlar, eğitilmiş, bu konuyla ilgili yüksek tahsil yapmış ormancı avcılara oranın idaresini veriyorlar. Ve orada sayımlar yapılıyor. Bizde envanter diyorlar. Ne envanteri kardeşim? Kim nerede envanter çıkarıyor? Türkiye'de envanter diye bir şeyi kim ne zaman yapmış? Bana söylesinler. Burada maalesef biz Avrupa Birliği'ne uyum süreci içerisinde onlarla böyle bir şeyler gösterelim diye Avbis diye bir şey çıkardık. Avbis'i yüksek tahsil yapmış bizler bile internetten girmeye çalışsak giremiyorsun. Girdin, bir yere girdin. Gittin, orada av yok. Yandaki bir sahaya girmeye kalksan diyecek ki sana, sen buraya giremezsin burada. Onların hudutlarını kim biliyor? Sonra Türkiye'de 24 saat güya bu işi görev olarak muhafazaya vermişler. Orman Muhafaza Müdürlükleri bunun kontrolünü yapıyor. Kardeşim, çifteyle gidiyorsun da avlanırken sana takos soruyor. Bu kadar bilinçsizce av yönetimi, av kontrolü olduğu yerde siz Türkiye'de neyi yaparsınız? Hepsini bırakıyorum bir tarafa. Ben size çok önemli bir şey söyleyeyim. Türkiye'de 5 milyon 560 bin ruhsatlı silah var. Nedir örnek bunlar? Mi veriyorsun? Yivli. Yivli tüfek var. Yivli av tüfeği var. Evet. 5 milyon 560 bin. Bu doğru bir rakam mı, ki, örnek mi bu? Doğru bakın, rakam mı, örnek mi veriyorsun? Örnek veriyorum. Örnek veriyorum. Bu 5 milyon 560 bin ruhsata bağlanmış tüfeği ruhsat almışsa kişi, bizim silah yasamıza göre kırsal alanda taşıyabiliyor. Av tezkeresine hiç ihtiyacı yok. Ya niye taşısın kardeşim? Bu silah alınırken, şimdi ben bunu söylediğim vakit silahçılara bizim silah satışlarımızı engelleyecek falan diyecekler. Ama bunu düzene sokmak lazım. Neden? Çünkü demin size sayısını verdiğim o yasal avcı, yani avcılık belgesi almış, imtihana girmiş, pulunu almış, şeyini almış, sayısı 145 bin. 145 bin bizim resmi avcı sayımız. Emin Bey, bu böyle mi? Doğru. Resmi olarak 143'teydi. 145'ti. 145, hadi bir yuvarlak. Şeydi, aslında 2,5-3 milyon yani, avcı var. Şimdi öte yandan 5 milyon 560 bin yivsiz tüfek. Bunları kullanan da 3 milyona yakın kaçak avcı var. Sen Avbis'le diyorsun ki ben bunu çıkardım, kaçak avcılığı engelleyeceğim. Ya nasıl engellersin? Avbis'in anlamı şuydu, nasıl Avrupa'da av sezonu açıldığı vakit göç kuşları veyahut da yerel av hayvanları, endemik tür dediğimiz keklik, tavşan, avı her gün serbestse, bizde de avı sezonu içinde. Şimdi millet sana diyor ki 365 günü her gün av serbest. Yok öyle bir şey. Ona ne can dayanır ne köpek dayanır. Onun dolayısıyla belli süreleri var. Bıldırcın bu ülkeden 2 ay geçiyorsa akabinde çulluk geçer, akabinde ördek, kaz geçer. Şimdi tüm bunların yanı sıra 3 milyona yakın da avcı, o hani ayırdığınız genel avlaklar, devlet avlağı, örnek avlak, özel avlak bilmem ne, karman çorman edilmiş, sayıları arttırılıyor. İşte bu sene diyor 56'ya vardı diyor genel avlaklar, devlet avlakları. Öbürü diyor 156 diyor genel avlaklar, yani tüm Türkiye'ye şamil avlaklar. Bunun altından çıkamazlar. Ha nasıl çıkılır biliyor musunuz? İşte o bizim normal olarak işbirliği yapmak durumunda olduğumuz, yasal olarak, yasanın birinci maddesi. Onlar gelirler, avcılarla, konfederasyonla, federasyonlarla otururlar bir masaya. Bütün bunlar masaya yatırılır ve bütün bunlar tartışılır. Bize benzeyen Avrupa Birliği'nde hangi ülke var biliyor musunuz? Özel mülkiyette olmayan tarım arazileri falan şeklinde söylüyorum. Bir tek Yunanistan. Buraya bir rakam getirdim, size söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Almanya Federal Cumhuriyeti'nin tüm ormanlarının %68.4'ü özel mülkiyette, şahsa ait. Sadece %33.9'u devlete ait. 19.8'i de körperçaf dedikleri böyle mahalli ve
şey idarelerine ait. Yörelere. Yönetimlere ait yerler. Bu. Fransa'ya bakıyorum. Fransa'nın orman alanlarının %74,8'i özel mülkiyette. Sana ait, ona ait, bana ait. Devlete ait olan kısmı 9,7. Şimdi 9,7 olan yerde eğer özel mülkiyetteyse bu, özel mülkiyetteki insanların söz hakkı var. Sen ağırlığı var. Gideceksin, ağırlığı var değil mi? Ha. Ağırlığı var. Peki bununla ilgili ben bir şey sorayım sana. Mahmut bir de, abi. Bir de Yunanistan'ı söyleyeyim size. Gelmişken bize benzer dediğim için yanlış bir şey söylemiş olmamak bakımından söylüyorum. Bize en çok benziyor Yunanistan mı oluyor? Yunanistan'ın özel mülkiyetteki av alanı toplamının %14,8'i. %73,2'si devlete ait. Yani bize benzerlik var. Bizde %99'u devletin. Peki. Onun için devlet diyor ki benim borum öter diyor. Ha, fazlalığı oldu. Ben çünkü bu kadar şeyin sahibisin ama avlanma bir ekonomiktir. Ekonomik değerdir. Yani rakamları siz eğer bir toplarsanız benim kaçak avcım bile, bakın benim kaçak avcım bile diyorum, Türkiye ekonomisine, av ekonomisine, yani şöyle söyleyeyim, 15 milyar Türk lirasına yakın bir katkı sağlamaktadır. Neden? Turizm yapıyor. Adam gidiyor buradan. Kaçak avcı. Gidiyor ta anasının gözüne doğuda, Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da, orta tanıdıkları, eşleri, dostlarını avlanıyor. Ama gidiyor orada para yatırıyor. Fişek alıyor, tüfek alıyor, bilmem ne alıyor. Yani bu bir ekonomik değer. Ekonomi. Yabana şey atmamak gibi, lazım. Yok şey gibi Mahmut abi, İspanya'nın mesela büyük ekonomisine gelir sağlayan bir sektör. Muazzam. İspanya'da çok korkunç bir şey. Evet. Veya orayı da örnek alıyoruz. Peki bu arada Mahmut abi bir şey sorayım sana. Yani konudan konu, çünkü o kadar var ki yetmeyecek zaten. İnşallah ya, zamanımız ne kadar burada? Yok, bir saatti gitti valla, kaldı 20 dakikamız falan. Verdiğiniz adresi ancak bu kadar. Şey Mahmut abi, önemli değil. Yine devam ederiz. Müsait zamanda sizi almak bizi onurlandırır. Zaten sağ ol, çok sağ ol. Bilgilerinize ihtiyacım var. Şimdi şu var. Emine Senkova ile Birleşik Avcılık Merkez Derneği'nde başkan iken, sen başkandın zaten, derneğin başkanı ile Cumhurbaşkanlığına çıktınız. Sebebi neydi? Ne oldu ve kaç yılında? 17 yılda ne değişti? 17 yılda. Şimdi bakın. Bak çok önemli bir şey. Cumhurbaşkanlığına ilk çıkan. Evet. Bakın. Şimdi. Sayın avcı dostlar, Cumhurbaşkanlığına ilk çıkan avcı büyüklerimiz, işte den arkadaşlarımız bizim, çok önemli bir şey. Daha şu anda bizde kimse çıkamamış bile. Bakalım 17 yılda ne değişti? Bir şey değişti. Şöyle söyleyeyim. Önce Allah gani gani rahmet eylesin. Hani baba tabirini kullandığımız Süleyman Demirel, eski Cumhurbaşkanımıza. Bizi kabul ettiği için. Çok halka yakın, sivil toplum örgütlerine son derece yakınlık gösteren, özellikle bu Avrupa Birliği'ne giriş süreci içinde korkunç bir yakınlık gösteren kişiydi. Şimdi Birleşik Avcılık Merkezi, BAM tabirini kullanalım burada. Gerçekten içinde çok bu konulara kafa yormuş, kafası çalışan diyeyim avcılığa, emek vermiş insanlar vardı, üyeler vardı. Tabii ki onların katkısı olmuştur. Burada tabii bir parantez açmak lazım. Bu sivil toplum kuruluşu dediğimiz vakit derneklerin bir araya gelip federasyonu oluşturması, 5 tane federasyonun konfederasyonu oluşturması filan, bunlar işte sivil örgütlenme Avrupa Birliği'nin istediği bir şeydi. Ama o tarihlerde gündemde yok. Gündemde yok, yok ama o kadar ileri görüşlü bir insandı ki Sayın Rahmetli Cumhurbaşkanımız. Bir söz, bir not. Biz o dönemde federasyon ve konfederasyonlar olmadığı için BAM çatısı altında 367 tane derneği bir araya toplayıp örgütlemek istedik. Evet, onu az önce... Yani Avcılar Birliği'ni kurmak istedik. Çünkü yasa buna müsaade ediyor diyor. Ondan sonra... Medeni kanunun değişmesiyle birlikte kolları sıvadık. Dedik ki tamam, bize fırsat düştü. Artık avcıların da söz hakkı olacak. Federasyonları kuracağız.
federasyonlardan sonra bir konfederasyonumuz olacak ve bakanlıkla ilgili çalışmalarımız onlarla devam edecek ve av yaban hayatı çok daha güzel, iyi günlere gelecek. Bunu 2003'te söyledik. 14 yıl geçti. Bakın şimdi. Amacımız da şuydu. Türkiye'de o zaman böyle daha iyi oluyor Mahmut abi. İkiniz beraber tabii, he böyle Türkiye'de o zaman ek yapabilirsin avcıların sözde sorunlarına bakacak diye düşünülen devletin bir atıcılık ve avcılık federasyonu vardı. Evet. TAF dedikleri. Yani Türkiye Avcılık ve Atıcılık Federasyonu. Şimdi bu federasyon avcıların seçtiği bir federasyon değil. Dolayısıyla bizim Sayın Cumhurbaşkanı'na gitmemizin nedeni bu federasyon devletin federasyonu ama sivil toplum kuruluşlarının sözcüsü değil. Gelin bu federasyondan avcılık kelimesini çıkarın, bize bunda yardımcı olun. Biz bu amaçla gittik. Yani sivil toplum gücüne kıymet verilsin diye. Bütün amacımız buydu. Bakın bu kadar sene geçmesine rağmen bir netice alınmadığı için ben kişisel olarak bütün emeklerimi şuna verdim avcılık konusunda. Bu devletin federasyonunun içine gireyim. Devletin federasyonunun içinden avcılığı çıkarttırayım. Ve nitekim bir dönem önce ben Türkiye Atıcılık Avcılık Federasyonu'nun beraberdik. As başkanı oldum. Yani avcılığın evet. As başkanı. Amacım neydi? Amacım en azından bu kaçak silahlar bilmem ne silahların filan engellenmesi abi. İçin sivil toplum örgütlerine. Yani bizim naçizane şunu söylemek durumundayım. Kimse burada kendilerini methediyorlar filan demesinler. Gerek bizim Marmara Av Yaban Hayatı'nın federasyonunun kuruluşunda gerek Türkiye dediğiniz, TAYHAK dediğiniz, daha önce AYHAK ismini kullandığımız konfederasyonda gerek kurucusuyduk, gerekse de onun tüzüğünü hazırlayan kişilerden biriydim yani. Doğru. Bunu ben tutup da buraya söylemekte bir şey elde etmeye çalışmıyorum ama gerçek budur. Amacımız sivil toplum örgütlerinin, köy avcı derneklerinin, ilçe avcı derneklerinin söz sahibi olmasını sağlamaktı. Bütün amacımız buydu. Ama maalesef son federasyonda federasyon başkanı arkadaşımız, sevdiğimiz bir kardeşimizdi, bir iş adamı, aynı zamanda atıcı Torpil, Bülent Torpil erken yaşta vefat etti. Dolayısıyla biz de o emellerimize maalesef kavuşamadık. Ondan sonra da bir oldu bittiye getirildi. Seçimler yapıldı. Yok federasyonun içinde FETÖ girdi dediler. Bilmem ne girdi. Her türlü şey oldu. Mamda yani, bir tane bir arkadaşımız 60 iyi yayınlar diyor. Konuklara selamlar. Şu anda sizi izliyoruz. Selahattin Karataş. Avcı bir dostumuz. Ve devamlı izleyicilerimizden bir tanesi de Selahattin Karataş. Çok diyor iyi bilgiler alıyoruz. Selamlarını iletiyor. Çok teşekkür ediyoruz Selahattin Bey'e. Evet. Bir sorusu var mı Selahattin Bey'in? Şimdi şeyi soruyor. Burada bir kararlarda var. Bir tane daha var. Şimdi Avbis kotalı sistemi diyor. Bu Avbis girecek mi? Herkes bunu soruyor. Vallahi kanunlaşacak mı diyor. Şöyle söyleyeyim. Avbis şu şartlarda, içinde bulunduğumuz şartlarda yürümez. Çünkü Avbis'i kullanan kişiler kullandıklarından memnun değiller. Önce bunların neden memnun olmadıklarını yetkililerin, yani bakanlık yetkililerinin çok iyi bilmesi lazım. Yani böyle afaki biz bunu yaptık, avcılarımıza kolaylık getirdik. Böylelikle işte haftanın her günü avlanabilirler filan. Bunlar safsata, bunlar doğru şeyler değil. Öte yandan da 3 günlük o Merkez Av Komisyonu'nun aldığı kararlarla şey devam ediyor. Çarşamba, cumartesi, şimdi pazar devam ediyor. İkiniz de cevap verebilir. Mecidiyeköy Başkanı Sayın Taktak bu haftada soruyor, verilmiş. Yani alınmış kararların federasyonlara iletilmesi, kararların alınmasından sonra verilmesi federasyon
federasyon herhangi bir etki eder mi diyor. Bence federasyonlara bu pul hücretinden yararlanması gerekli. Zaten bunu Sayın Taktak Esenkova söylemişti başta. Herhalde iyi dinlemedin diyelim. Genel olarak oradan seslenip acil olarak toplanıp federasyon karar alınması. Bu işin sonu nasıl olur? Böyle bu konuda yani bu konulara, bu yerlere gelebiliriz diyor. Uzatmadan çözüm olacak yollarda hani olmaz biraz açsanız diyor bu konuyla ilgili. Çok iyi çalışmışlar diyor. Neden böyle durumlarla karşılaşıyoruz? Geçmişi bırakıp abis üzerinde iyileşme yapabilir miyiz diyor. Şimdi bakın, ben buraya gelmeden önce sevgili kardeşim Emin Esenkova dedi ki biz bu programın dinlenmesi için sadece avcılar tarafından değil, bakanlık yetkilileri tarafından da izlenebilmesi ve onların da bu görüşlere katılabilmesi için ona mesaj gönderdim diye söyledi. Evet, ben orada doğru. Birkaç tane isim söyleyeyim. Bir tanesi işte Karadenizli hemşerimiz, bu işin başındaki genel müdür Nurettin Taş. Ona göndermiş. Teşekkürlerini sundu programla ilgili. Başta onları söyledi abi. Esenkova yani, söyledi. Cihangir Altun bildiğim kadarıyla bu beyefendi başkanı. Av yaban hayatı yönetimi. Daire başkanı. Ondan burada başkanı. Toplantı yaptık ama. Ümit ederim dinler. Ümit ederim bunlar. Yok şimdi şöyle bir şey. Hangi müdürün dışarıda, yurt dışında olduğunu söyledi. Selamlarını iletti ama şöyle bir şey yapabiliriz. Mahmut abi yine bir programda inşallah böyle onları daha detaylı. Ya onlar biraz zor geliyor. Onların yok. Onlar, ben şöyle söyleyeyim. Emin Esenkova onu organize etsin bir program daha yapalım. Ben onların gelebilmesi için öyle kendi kafalarına göre kalkıp masa başındaki şube müdürlerinin gelebilmesi ne mümkün ne de böyle bir şeye cesaret edebilirler. Kimse bana kızmasın, kimse bana darılmasın. Çünkü bir şube müdürü kalkıp izinsiz genel müdüründen bir yayına geldiği vakit ertesi gün o şube müdürünü de oradan alırlar canım, diye düşünüyorum. Genel müdüründen izin alsın. Evet. Genel müdür de bakanından izin alsın. Bunu, madem ki yasa bunu emrediyor, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yap diyor. Yapsın kardeşim. Biz buradayız. Biz buradayız ve yıllardır da buradayız. Ölene kadar da buradayız yani. Evet. Bununla ilgili çözüm bence şöyle olmalı. Konfederasyon başkanımıza, federasyonları ve avcıları temsil eden konfederasyon başkanın bir yazılı dilekçe yazıp davet etmesi lazım. Onlarla karşı karşıya aynı masaya gelmemiz lazım. Ama bildiğim kadarıyla bu birkaç kere yapıldı da hiç dikkate bile almadılar. Şimdi o zaman uzun lafın kısası ne yapmak gerekiyor? Ben dönüyorum Mahmut Kuley'in abimize şunu soruyorum. Sizce bu kadar yıldır çaba gösterdik, çalıştık, geceleri gündüzleri birbirine kattık, yollar kat ettik, insanları topladık, örgütledik, bu şekle geldik. Nasıl düzelir bu sistem? Bir fikriniz var mı? Bir öneriniz var mı? Siz söyleyin bir de ben söyleyeyim sonra. Bu sistemin düzelmesi sivil toplum kuruluşları olarak kabul edilen avcı derneklerinin, onların bir üst kuruluşu olan federasyonun ve konfederasyonun bu yetkili, bakanlık yetkilileriyle bir araya gelmesiyle oluşur. O zaman bir not, pardon, konfederasyona bir çağrı. Ha. Bir avcı olarak, ben artık federasyonda değilim. Konfederasyona bir çağrı. Sayın Başkan, en kısa zamanda federasyonlarınızı bir araya toplayın, federasyonlarınızı örgütleyin, derneklerinizi örgütleyin. Bu 4915 sayılı yasayı bir daha revize edin. Gerekirse bizlerden de destek alın, çağırın. Bizler de size gönüllü arkadaşlar olarak gelip yardımcı olalım. Ben bu arada Albis'le ilgili veyahut da MAK'la ilgili benim yaşıtım olan Türkiye avcılarına büyük emekleri geçmiş abilerimizin bir ricasını dile getirmek istiyorum. Bakınız, İstanbul şehir olarak alın. 65 yaş üstü kişilere metroda, otobüslerde ücretsiz şey hakkı veriyor.
kullanım hakkı veriyor. Bu kardeşlerimizden de, kardeşlerimizin de benden ricası böyle bir ortamda, efendim av puluymuş, av vergisiymiş, av vergisini alın ama artık 65 yaş üstü avcılardan, bu belgeleri yerine getiren kişilerden av bitmiş, bilmem neymiş uğraştırmayın. Onlara bir ayrıcalık tanıyın. Hiçbir vatandaş nasıl, ya 65 yaş üstündeki adama nasıl kart verirsin de ben bedava o giderken parayla metroya bineyim bilmem. Bu bir öneri. Bunu çünkü rica ettiler benden, bunu dile getir diye. Öte yandan demin konusunu ettiğim, içinde bulunduğum Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nun içinden avcılık kelimesinin çıkarılıp Türkiye avcılarının gerçek başı olan TAYHAK'ta bir bütünleşmesini sağlamak için çıkarmaya vakit ve imkan bulamadım. Onu söylüyorum. Bunun sağlanması lazım. Yoksa orada iki başlık olur. Mahmut abi, bu arada Emin Esenkova sana bir haber. Erkin arkadaşımızdan, biliyorsun. Erkin eski Eyüp Kulüp Başkanı. Evet. Kırık koluyla soğukta avcının hakkı için mücadele veren Emin Bey'e selam olsun dedi. Evet. Yani bunu teşekkür da ediyorum. Söyleyeyim. Evet. Bir de bu saygılar. Başkanım selamlar. Akın, hepinize sevgiler. Sorum Emin abime. Avbis paralı avlak paralıyla av vurma sistemine doğru ilerliyor. Devletin işine geldiği için siz bu sistemi destekliyor musunuz? Sürdürülebilir buluyor musunuz? Çok teşekkür ederim. Akın. İşte soruların cevabını zaten Mahmut abi evet, verdi bu, yani. Bu şöyledir. Şunu anladım. İyi herhalde dinlemedi. Mahmut abi bunun cevabını verdi zaten. Evet. Öyle bir şey yok. Yanlış algılandı diye düşünüyorum. Evet. Yani biz böyle paralı avcılar bilmem neye karşıyız. Çünkü Mahmut neden? Abi. Vergi alıyorsun. Pul parası alıyorsun. Bu kadar eziyet çektiriyorsun. Artık müsaade buyur da Türkiye'nin genelinde insanlar daha rahat bir sistemli av yapsınlar. Av biz bir sistem değildir. Böyle o sistemi bir oturtturamadılar. Dolayısıyla oturtturamadıkları bu sistemi de internet sistemidir. Bunu avcıya empoze edeceğiz. Bununla avı kurtaracağız filan. Bunlar hepsi safsatadır. Bu işin yıllardır içinde olan bir kişi olarak söylüyorum. Gelirler bizlerle otururlar aynı masaya. Tek tek bunları Avrupa'da nasıl uygulanıyor? Burada nasıl uygulanması lazım? Oradaki uygulamayı buraya sen adapte eder misin? Bunları konuşalım. Abi vaktimiz kalmadı. Peki 2-3 dakikamız var. Şimdi Esenkova, bizim aslında konuşacağımız... Şimdi çok ya inşallah bir başka programda devam. Sana şunu sorayım. Biliyorum zaten ikiniz bir yere geldiniz mi? Maşallah en az 3-4 saat. Yani yine biz yaparız. Biz sana hiç iş bırakmayız. Merak biliyorum. Onun için aldım zaten. Ama yine yaparız. Yeter ki siz şu günü kendinizi ayarlayın. Emin, size hep sorarlar. Yeni zamanlarda, ilerlerde bir projem, bir şey var mı? Sen durmazsın projesi. Müthiş bir projem var ama onu bu programda artık zaman kalmadığı ama için. Ama millete yok. Zaman söylemeyeceksin. Yok, söylemeyeceğim. Sürpriz olacak insanlara. Çok değişik bir şey. Fakat bu arada şeyle ilgili, FACE ile ilgili konuşmak istiyordum. Kısa olabilir. Ondan neyle sonra FACE. Avrupa Birliği. FACE'nin son dönem Türkiye temsilcisi bendim. Onu da söyleyeyim. Evet. 7 milyon üyesi vardır. FACE'ye Türkiye Atıcılık Avcılık Federasyonu girdiği için oranın as başkanı sıfatımla girdim. Hiçbir şey yapmadık kardeşim. Evet. İtiraf ediyorum bütün arkadaşlara. Hiçbir şey yapmadık. Ben de üyesiyim sözde. Buyur. Yapmadık kardeşim. Güzel bir itiraf. Yok. Şimdi çok değerli bir arkadaş var şimdi. Ondan o Senih Yazgan, söylediğim kişi, konuştuğum kişi. O bu ay, Nisan ayında 5-6-7 Nisan tarihlerinde FACE'nin toplantısına Türkiye olarak katıldı. Katılmış, bana anlattı o kendisi. Evet. Bunu da tüm kamuoyu duysun. Ve bizi tanıtan bir rapor da sunmuşlar. Kendisine ayrıca çok teşekkür ediyorum. Türk avcıları adına. Küçük kısa bir not daha. KIF'la alakalı. Evet. Sayın Ümit Özkanal. Geçen Başkan, programımızdaki önce saygılarımı sunuyorum kendisine.
bana algılaması zayıf diye söyledi ama ben kendisine şu notlara söylemek istiyorum. 1911'de kurulan Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda bir memleketi de hatırlayamadı. Ben de hatırlatayım unutkanlığıyla alakalı. Sen Avusturya. Evet, evet, Avusturya. 1911'de kurulmuş olan bu federasyon maalesef 105 yıldır ya da 107 yıldır hala tam üye olarak, bizler Türkiye olarak daha tam üyelik değiliz. Geçen programında dikkatle izledim. 8-9 Kasım 2017'de tam üye olabilecekmişiz ve daha sonra da kendi ırk özelliklerimizle ilgili köpeklerimizi de Avrupa ve dünya tanıyacakmış. Ama bununla da ilgili bir çalışmalarımız vardı. Bilmiyorum sen hatırlar mısın Ömer Borovalı zamanında KIF falan kurulmadan önce şeylerle ilgili, kangallarımızla ilgili, evet, evet, bir yazışmalar olmuştu ama bu dediğim de herhalde bir 25-30 sene önce. Önce, evet. Evet, 25-30 yıl önce biz bu çalışmaları da yapmıştık. Gerekirse onların evraklarını da bulabilirsek kendilerine iletiriz. Benim söyleyeceklerim aslında çok şey var ama ben ufak bir şey eklemek istiyorum. Son zamanımız sözleriniz da evet. Ha, zamanımız da kısıtlı olduğu için bu çok kompleks bir konudur. Dolayısıyla hepimiz yıllardır içinde olduğumuz için birçok konuda bilgi sahibiyiz. Fakat böyle kısa süreye bunu serpiştirip buradan sonuç almak çok zor. Bir daldan öbür dala atlıyoruz. Bir şey konuşurken öbür çok önemli bir konu akla geliyor. Çünkü hepsi birbirine bağlantılı. Popülasyonmuş, üretilmiş, bilmem işte yaban hayvanının üremesiyle ilgili avcının ne katkısı olur, avcı nerede ekonomi yaratabilir, Türkiye ekonomisine katkısı, bunlar çok kompleks konular. Dolayısıyla lütfen daha farklı bir zamanda, İnşallah, daha farklı bir sorular manzumesi içerisinde, daha vatandaşın anlayabileceği, avcılarımızın anlayabileceği, onların da katkısının olabileceği, sorular sorabileceği bir program yaparsak daha yararlı olur görüşündeyim. Yaparız, o sorun değil. Ben de bir şey söyleyeyim. Bir program da böyle değişik konular içerisinde yapmak lazım. Ormanları tanıtan, doğaya adaptasyonu, dayanıklılığı, kondisyonu, cesareti, gücü, mücadeleyi, hayvanların ayak izleriyle ilgili çalışmalar, sessizlik, sabırla beklemeyi, av ve yabanı hazır olmayı, mücadeleyi, hatta böyle özel yetenekler vardır bazı insanlarda, koku almayı. Belki saçma sapan gelecek size ama bir avcının yaban hayvanını koku alabilmesi özellikleriyle ilgili çalışmalarında var. Onlar da bir başka bir programda. Galiba bu projeden bahsediyorsa yavaş yavaş öyle bir şey çıkartıyor gibi. Sevgili Emin, şunu söyleyeyim. Hani av biz bir kota diyorsunuz ya, kota verecek. Kota belli av türlerinin sayımı, yani envanteri yapılarak verilir. Yahu gözünüzü seveyim, bana kim anlatır devlet erkanından? Biz şurada, şu bölgelerde, şurada bu sayımları şu sistem, şu metotlarla yaptık. Burada bu kadar hayvan var. Burada bu kadar sayım yapıldı. Mümkün değil ya bu. Afaki bir takım kotalar. Ya nereden çıkardın kardeşim bu kotayı sen? Sayın Kuley'in. Nereden buldun? Sizce... Şeye bile kota uyguluyorlar. Göç eden av kuşuna. Sen bıldırcının sayısını havadan geliyor bize kuzeyden. Nereden biliyorsun da kota koyuyorsun? Ya bir kuş gözlemcisi söylese yani belli bir alanı o zaman anlarız. Yani. Ornitologlar vardır bu, evet, işin bilimcileri, bilmem. Anlarım. Geliyor diyor ki şu kadar keklik burç, şu kadar şey burada bilmem. Ya hadi o yerli hayvan kendi için. Kendi yerli hayvan mı? Tamam, hadi sen onda uygula. Hemfikiriz ama bir göçebe hayvanın için bu ördekle, nasıl yapıyorsun bunu? Ya. Bırak Batı bunu yapıyor, ondan örnek alalım yapalım. Yani küçümsemek istemiyorum ama Batı'yı biz aldatamayız. Avbis var bizde, biz Avrupa Birliği'ne her koldan giriyoruz. Bu koldan da girmemizi sağlayın. Yok öyle, yutmazlar. Mahmut abi, son sözlerinizi alalım ama burada bana söz verin. Bir böyle daha geniş,
2-3 saatlik bir program yapalım. Gündüz de yapabiliriz yani. Yani Meltem TV buna müsaitse. Yok abi, biz de burada gezdireceğim. Bizde burada 4 tane stüdyo var. Rahat olun. 4 tane kanal var burada. Amfimiz de var. 50 kişilik amfi var içeri. Gezdireceğim size, öyle milletin bilmiyor. Av TV'nin gücünü bilmiyorlar. Çok güzel. Çok güzel. Biraz sonra sizi göreceğim. Hayranlıkla göreceksiniz. Bir başka programda yine bunu hakikaten, bakın avcılar bana muhakkak söyleyecek. Ben hatta şöyle bir şey de yapabiliriz. Avcı da kulüp başkanlarını alıp amfiye alıp soru cevap şeklinde böyle bir şey de tabii, yani sizin tabii. O deneyimli, yani ben bildiğim için en azından bayağı biz beraber çalışmıyor. Bunları onlara aktarmak, hatta federasyon başkanlarını, konfederasyon başkanlarını, sizin bilgilerinizi bir taslak halinde hazırlayıp en azından konfederasyonumuza da bir katkıları olur. Ve son sözünü alalım. Mahmut abi. Bu konuyla ilgili olan Orman Bakanlığı yetkilileri, yani Milli Parklar ve Doğa Koruma Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimleri, av yönetimi vesaire, lütfen sivil toplum kuruluşlarını ve onların içindeki kişileri küçük görmesin, onların bilgi sahibi olduğuna güvensin ve onların bilgi süzgecinden birlikte geçilsin. Benim önerim, lütfen yasanın birinci maddesini dikkate alın. Orada kamu ve hukuk tüzel kişilikleriyle işbirliği, avcı kuruluşları ve avcılarla işbirliği yapın emridir. Onu söylemek istiyorum. Sağ ol, çok teşekkür ederim Mahmut Kuley'in abimize. Sayın Esen Kova, son cümlelerinizi alalım. Son cümlelerim, Mahmut abimi uzun zamandır görmediğim için, bir araya bizi getirdiğin için sana özellikle çok teşekkür ediyorum. Ben de onur oldum. Av ve yaban hayatına vermiş olduğumuz emeği, özellikle Sayın Konfederasyon Başkanımıza bir mesaj göndermek istiyorum. Bizler size, Ersin Düzyol Başkanımız. Evet, Ersin Düzyol Başkan. Bizler size bir çalışmalar bıraktık. Bir bayrak olarak bu bayrağı daha iyi günlere taşımanızı rica ediyoruz. Saygılarımla diyorum. Teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür edelim. Emin Esen Kova. Cengiz Başkan'la gündem canlı yayın burada sona eriyor. Haftaya aynı günde aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Avcı dostu Yekpa Mühendislik, Cengiz Başkan'la gündemi sundu.